Herkese merhabalar. Lezzet Diyarı mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem lezzetiyle hem görüntüsüyle en güzel tarak tatlısı nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım. Tatlımızın şerbeti için 4 su bardağı toz şeker 5 su bardağı su Küçük bir dilim limon ilave edelim. Şekerimizi eriyene kadar karıştıralım. Ardından ocağa alıp kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatalım. 15 dakika kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatıp soğumaya bırakalım. Tatlımızın hamuru için yarım paket margarin 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı yoğurt 1 çay bardağı toz şeker yarım çay bardağı irmik 2 adet yumurta birinin sarısını üzeri için ayıralım 2 yemek kaşığı hindistan cevizi 1 paket vanilya 1 yemek kaşığı sirke ilave edelim. Bütün malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra Üzerine unumuzu ilave edelim. Daha sonra bir paket kabartma tozunu ilave ettikten sonra hamurumuzu yoğuralım. Bu tarifimde toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. 4 su bardağından sonrasını kontrollü bir şekilde ilave edelim. Yumuşak bir hamur elde edelim. Un miktarı unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Azar azar ilave edip hamurumuzu yoralım. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım. Küçük bezeler hazırlayalım. Bu şekilde bezelerimizi hazırladıktan sonra bezelerimizi tara'nın üstüne alalım. Elimizle hafifçe bastıralım şeklinin güzel çıkması için. Orta kısmına ceviz koyalım. iki kenarını ortaya doğru birleştirelim. Birbirine yapışması için elimizle hafifçe bastıralım. Yavaşça taramızdan çıkaralım. Tatlımızın ucunu birleştirelim. Elimizle hafifçe bastıralım. Uç kısımlarının birleşmesi için Bütün hamurun bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Orta kısmına cevizimizi koyalım. Kenar kısmını ortaya doğru birleştirelim. Elimizle bastıralım yapışması için. Daha sonra taramızdan çıkaralım. yuvarlak bir şekilde birleştirelim. Uç kısmını elimle hafifçe bastırıyorum. Birbirine yapışması için pişireceğim fırın tepsime yerleştiriyorum. Üzeri için ayırmış olduğumuz yumurta sarısını sürelim. Yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Yumurtamızı sürdükten sonra orta kısmına badem yerleştiriyorum İsterseniz bu aşamada fındık da kullanabilirsiniz Tatlımı pişmeye gönderiyorum Tatlım pişti tatlım fırından çıktıktan sonra Soğuyan şerbetimi sıcak tatlıma döküyorum Daha sonra üzerine bir tepsiyle kapatalım Şerbetini çekmesi için 3-4 saat dinlenmeye bırakalım. Son olarak toz fıstıkla süsleyip servis edebilirsiniz. Tatlımız hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka bir tarifimde, başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.